Gençlerimiz zayıf oluyor. Karaman Gençlik Merkezimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda öğrendiklerimi uyguluyorum projesi kapsamında. Gençlerimizle yazar buluşmaları programını icra ediyoruz. Yazarımız da Hasan Uzun Bey. Kendisi eğitimci. Şu an içinde hala hazır 6 tane kitabı basılmış durumda. Umarız ki bu söyleyişinin sonunda hoş, sohbet bir ortamı oluşur. Tabii Hasan Bey'in anlattıklarıyla da ilgili sizlerin sonunda merak ettiğiniz sorular varsa sormanızı istiyoruz. Bugün Hasan Bey'in 4. programı. Çok orijinal ve güzel sorular geldi. Hazır yakalamışken, her zaman getirme imkanımız da yokken sizlerin de kafanıza takılan, merak ettiğiniz şeyleri sormanızı isteriz. İnşallah bu programımız hayırlara vesile olur. Sizlerin memnun kalacağı, bilgileneceği güzel bir programı icra etmiş oluruz. Ben sözü çok uzatmayayım. Şimdi yazarımıza sözü veriyorum. O kendisinden kısaca bahsedip sonra anlatmak istediği ana konulara girecektir. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Geldiniz. Hasan Uzun müdürümüzle bahsetti. Konya Beyşehir'den geliyorum. Sınıf öğretmenim ben aslen. Aynı zamanda kitap yazıyoruz. Sizin gibi gençlerle, çocuklarla buluşuyoruz. Bugün de inşallah 4. programımız, son programımız. Sohbet ortamında olacak. Zaman zaman ben sorular soracağım. Zaman zaman siz sorabilirsiniz. Aklınıza bir şey gelirse el kaldırarak konuşabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Sohbet ortamında olacak. Yani böyle bir konferans havasında değil arkadaşlar. Ben ara sıra yer değiştirebilirim. Hep burada oturmayacağım. Bazen oraya otururum, bazen ortada gezinirim. Kusura bakmayın. Şimdi hepimiz, herkes aynı sınıfa mı gidiyor? Kaçıncı sınıflar var burada? 12. Herkes 12 mi? Ha, iyi maşallah. O zaman herkes sınava hazırlanıyor muhtemelen. Değil mi? Yani önümüzde önemli bir sınav var. Ve bu sınav bizim hayatımızın en önemli noktalarından birisi. Muhtemelen öyle görüyoruz, öyle düşünüyoruz. Çünkü biz de lisedeyken bu sınavı ya kazanacağız ya kazanacağız diyorduk istediğimiz yere. Fakat şöyle, hayatta sınavlar bitmiyor biliyorsunuz. Bilmiyorum, TEOG'dan geçmişsinizdir çoğunuz. Değil mi? TEOG sınavına girdiniz. Şimdi adı ne oldu? AYT, TYT bir şeyler herhalde. Daha sonra bazı bölümlerde KPSS'ye girmeniz istenecek. Bazı bölümlerde işte lisans üstünü düşünenler ALES sınavına girecek. İşte tıp bitirenler tıpta uzmanlık sınavına girecek. Yani hayat sınavlardan ibaret. Değil aslında da birçok sınav var hayatta. Ben mesela ilkokul öğretmenim. Biz de 4. sınıftan itibaren çocuklara sınav yapıyoruz mesela müfredat gereği. Sınavlar bitmiyor ama tüm sınavların nihayetinde de varacağımız, gireceğimiz bir sınav daha var. Nedir o sınav? Hayat sınavı, ahiret, dünya sınavı diyebiliriz aslında. Bu dünyaya insan gönderiliyor. 70 yıl, 80 yıl, 50 yıl, 10 yıl, 5 yıl ne kadar ömür yaşayacaksa ve hayatta attığı her adım bir sınavdır insan için. Mesela sizin buraya gelmeniz, buradan okula gitmeniz, eve gitmeniz, evdeki davranışlarınız, arkadaşlarınıza davranışlarınız hepsi bir sınav dahilindedir aslında. Her biri karşımıza bir soru olarak çıkacak bir sınav aslında bu. İşte hayat sınavı dediğiniz, işte dünya sınavı dediğimiz şey aslında bu. O yüzden tabii ki Allah herkese hayırlı uzun ömürler versin. Sınavınız hangi tarihte mesela şu anki? Haziran ayında mesela. Şu anda 5 ay var. Ama biz şunu diyemiyoruz değil mi? Ben bu sınava kesinlikle gireceğim. Yani böyle bir temennimiz vardır da hani ben 5 ay sonra o sınavda %100 bulunacağım diye bir garantimiz var mı? Yok. Allah korusun o gün bir hastalık olur, bir şey olur. Bu dünyada olmayabiliriz. Onu da bilmiyoruz. Yani bu sınava ulaşacağımız kesin değil. Geçen yıl işte Beyşehir'de bir tane böyle son sınıf öğrencisi sınava hazırlanıyordu. Ömrü vefa etmedi, sınava giremedi mesela. Hani şimdi bunları böyle bir karamsarlık olsun diye anlatmıyorum tabii ki. Yani Cenab-ı Allah kimine 100 yıl da ömür verir, 150 yıl da ömür verir. Ama önemli bir noktaya temas etmek istiyorum ki bu hayattaki sınavlar bizi bir yere götürür.
Ama bu sınava ulaşamama ihtimalimiz var ve bu sınavların bize sağladığı kazanımlar genelde bu dünyayla sınırlı kalır. Mesela üniversiteye gittiğiniz zaman işte bir mesleğin kapısını açmış oluyor. Kısmen öyle düşünüyoruz biz. Bunu sağlıyor. Peki bu bize kaç yıl lazım oluyor? Kaç yıl fayda sağlıyor? Mesela 40 yıl, 50 yıl değil mi? Ya da işte en fazla diyelim 70 yıl olsun yani. Şu an 17-18 yaşlarınızdasınız. 70-80 yıl diyelim maksimum olarak. Bunu sağlıyor. Yani sonsuz bir mutluluk sağlamıyor aslında bu sınavlar. Katkı sağladı ama dediğim gibi bu dünyada bir katkı sağladı. Yani sonsuz bir hayat katkısı sağlıyor mu derseniz sağlamıyor. Ama tabii bize düşer. Yani şöyle dolaşayım. Görüyor ya. Uzun bir yolculukta bir ağacın altında durursun, gölgelenirsin. Yemeğini yersin, suyunu içersin, bir mola verirsin. Dünya hayatı da diyor buna benzer. Çünkü niye? Sonsuz bir hayat var. Yani önümüzde, bundan sonra. Geçmişte zaten dünyanın yaratılışı, evrenin yaratılışı çok zaman geçmiş. Bizim dünyadaki hayatımız bunun yanında böyle kısacık bir şeyden ibaret arkadaşlar. O yüzden Allah öncelikle dünyadaki sınavlarımıza da tabii ki hayırlı başarılar nasip etsin hepimize. Elhamdülillah sıcak bir ortam. Böyle gençlik merkezinde güzel bir ortam hazırlanmış.